Merhaba oyun severler. Bugün yine mobil oyunlarla Emircan'la birlikteyiz. Üçüncü bölümdeyiz bu hafta. Evet. Bu hafta ne oyunlarımız var? Bu haftaki oyunlarımızın hepsi ücretsiz değil. Bir tanesi ücretli. Onu da sona bıraktık. Aynen bonus niyetinde o. Güzel evet, bonus çünkü kafasında bir oyun. Ücretsizlerden başlayalım. Başlayalım hemen. İlk oyunumuz abi Drift Draft Destroy isimli bir oyun. Yani Grip araba tarafından tasarlanmış bir oyun. Dolmuş Driver'ın üreticileri tarafından tasarlandı. Aynen. Çok keyifli bir oyun çünkü multiplayer. Güzel yani gerçek zamanlı multiplayer oyun. Hani telefonlarınızla direkt arkadaşlarınızla bağlanıyorsunuz. 5 kişiye kadar destek sağlıyor, bunu da belirtmeden geçmeyelim. Aynen. Hani 5 kişiyi 5 arkadaşınızla aynı yarışta buluşabilirsiniz. Arcade bir yarış oyunu ya. Aksiyon da var bayağı. Ya şey gibi hani konsollarda falan olurken de combat racing bir türü var. Soru işaretinden bonus alırsınız, roket atarsınız, diğerini yoldan aynen, çıkartmaya diğerini çalışırsınız. Aynen, diğerini yoldan çıkartıyorsunuz falan roketler. Bunda da aynı mantık var. Ama tabii çok sim yani basit. Tasarlanmış. Kuş bakışı zaten. Kuş bakışı. Arabalar kendi gidiyor. Sol sağ yapıyorsunuz. Ama harita bayağı böyle sol sağ olduğundan yani çekişme oluyor bayağı. Soru işaretlerinden de yine weapon falan buluyoruz. Silah buluyoruz. Aynen. Öyle patlatmalı. Oyunu buradan indirebilirsiniz. Hem iOS hem de Android ücretsiz. Android için ücretsiz aynen. O zaman bir sonraki oyunumuza geçeyim mi? Diğer oyuna geçelim. Şimdi biraz daha böyle ne denir ona? Basit yani minimalist tasarımlı bir oyun var karşımızda. Colorant isimli. Bir küre var abi. Bu küre sürekli dönüyor, çarkı felek gibi düşünebilirsiniz. Aynen çarkı felek gibi. Etrafına toplar geliyor, onlar da dönüyor. Bir anda bu toplar girecek. Rengine göre dönen kürede onları yerleştirmeye çalışıyoruz. Küreyi nasıl hareket ettiriyoruz? Parmağımızı ekranın aşağısında işte yani. Yatay olarak hareket ettiriyoruz. Küre dönüyor merkezde. Aynen. Diğer girmeye çalışan topların da o kürenin işte o parçasıyla aynı hizada olması gerekiyor. Ya bayağı böyle uzayımsı bir şeylik var yani. Pek ilginç oldu ama. Bir şey ifade etmiyor olabilir ama yani oynayınca anlayacaksınız ki evet. Gerçekten zor bir oyun, keyifli bir oyun ve uzun süre oynayabilirsiniz. Ya çok basit gözüküyor ama öyle değil ya. Değil. Özellikle gittikçe daha fazla top gelmeye başlıyor. Bir de toplar yörüngede çok düzensiz hareket ediyor yani. Düzensiz hareket ediyorlar. Artı o kürenin paydaları artıyor. Artıyor, renkleri değişiyor. Asimetrik. Asimetrik oluyor bazı parçaları daha büyük, bazıları daha küçük falan. İşte onları denk getirmeye çalışırken oho aynen. Parmaklarınız zorlaşacak. Güzel bir beceri oyunu. Yine Android ve iOS için ücretsiz. Dilerseniz hemen burada indirebilirsiniz oyunu. Bir sonrakine geçebiliriz. Diğer minimal oyununa devam edelim mi? Tamam. Powder. Powder çok enteresan bir oyun. Ya ben bunu direkt Sky Free'ye benzettim. Hani eski zamanlarda bir kayak oyunu vardı ya. Yeti yok sadece. Aynen. Onun daha basit versiyonu. Mobile yani minimalist versiyonu ama grafikler diyelim. Falan çok güzel ya. Böyle çok minimalist soft bir oyun. İşte aynen. Dediğin gibi soft bir oyun. Bir tane karemiz kare gibi bir şey var. Karakterimiz var. İşte dağdan yamaçtan aşağı doğru süzülüyor Alp dağlarında. Hı hı. İşte önüne ağaçlar çıkıyor, kayalar çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? İşte çarpmadan slalom yaparak aynen. Aşağı en uzağa gitmeye çalışıyoruz. Çam ağaçları var herhalde yine böyle. Kayakla inmeye çalışıyoruz. Kontrolleri enteresan. Kendi aynen. Kayıyor karakter. Kendi kayıyor. Sol sağ yapıyoruz. Aynı anda tıklarsak belli şeylerin üstünden zıplayabilme yeteneğine sahip. Ufak kayaların üzerinden. Yalnız karakter kaydıkça yani mantık olarak da fizik kuralları gereğince hızlanıyor. Ha o biraz sıkıntı. Bayağı hızlanıyor ama yani. Hani ilk başta yavaş giderken bir anda bir bakıyorsunuz çok hızlanmış. Ya sonsuz koşu oyunu gibi düşünülebilir hani yüksek gibi. Skorlara erişmek zor. Hani ustalaşmanız lazım cidden. Basit, sürükleyici ama yüksek beceri gerektiren bir oyun arıyorsanız Powder'ı ücretsiz öneriyoruz. Olarak Android ve iOS'a indirebilirsiniz. Kesinlikle. Bir sonraki oyunumuz Cube Jump vardı. Onunla mı devam edelim? Olur, onunla devam edelim. Hadi onunla devam edelim. Çünkü madem beceri dedik. Yani. Hatta benim bu haftanın favorisi diyebilirim yani o oyunu. Şimdi üreticisinin ismini söyleyeceğim. Herkes diyecek. Ketchup. 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 Ketchup tarafından tasarlanmış bir oyun. Yine üreticinin diğer oyunlarına aşinaysanız zaten az çok neye benzediğini tahmin edeceksinizdir. Beceri oyunu. Amacımız ne? O Crossroad vardı ya, ona çok benziyor. Ne? Bir oyun vardı hani tavuğu zıplatarak karşıya geçiriyorduk. Hatırlamıyorum onu. Ama neyse evet. Ona benziyor. Hareket eden platformlar var ekranda. Biz de kübümüzü onların üstüne zıplatarak ilerletmeye çalışıyoruz. 3 boyutlu görünümlü 2 boyutlu gibi olan garip enteresan bir grafikler yani. Hoşuma gitti benim ya. Aynen küp üzerine şey yapılmış bu. Yine kontrol ettiğimiz bir küp var. Platformlar küp şeklinde ama işte boyutları değişiyor. Boyutları değişiyor. Bazıları hızlı hareket ediyor. Yine asimetrik aynen. Hareket ediyorlar. Bir de şöyle bir şey var. O platformların üzerinde minik küpler var. Onları da toplarsak ekstra puan alıyoruz. Bu arada önemli bir ayrıntı, oyunda çok fazla karakter var. Hani ilk başta bize bir küp veriliyor ya, o çok basit tasarımlı bir şey böyle, düz renk. Aynen. Ama yenilerini açtıkça yani çok değişik, çok farklı tasarımlara sahip olanlar var. Ya bir de biraz fizikle ilgili hani, kübü mesela atlatıyorsun eyvallah ama hani ucuna bile değse aşağı düşebiliyorsun. Düşüyor, yuvarlanıyor fiziğini falan çok da. Sinir bozucu ayarlamışlar yani.
Aslında bayağı sinir bozucu bir oyun. Ya beceri ve refleks oyunu arıyorsanız... Evet, burada indirebilirsiniz. iOS ve Android ücretsiz o da. Sonraki oyunumuz... Araba sevenlere biraz hitap eden bir oyun var. Ne? Tiny... İsmi neydi ya? Tiny Auto Shop, evet. Tiny Auto Shop. Ya ilk bakışta izlenimi çocuk oyunu gibi. Yani evet biraz. Hani dersin ya bu oyunu çocuk oynar, ne bu oyun? Ama değil. Ya neden bu oyunu seçtik? Çünkü gerçekten bu tarz seven oyuncular var. Bir de gerçekten doldurmuşlar yani içini. Araba ya gerçekten bakım dükkanı. Uzun vakitler boyunca oynayabilirsiniz yani, evet. Öyle bir oyun. Çünkü neye benziyor? Strateji oyunlarına benziyor. Aynen. Bir şey yaptıracaksan zaman istiyorsan. Hemen bahsedelim birazcık oyundan. Tamam. Şimdi bizim böyle basit, ilkel, yıkık dökük bir tamirhanemiz var böyle. Aynen. Bayağı birkaç alet var. Arabalar geliyorlar, bakım yapıyoruz işte, yıkama, yağlama, şurasını burasını yıkama, değiştirme. Tamir var, bir de bir şeyler daha vardı. Şimdi daha çok araba geldikçe işimiz zorlaşıyor. Hani çünkü hepsini işte gitmeleri gereken departmanlar, işte binalara yönlendirmeye çalışıyoruz. Para kazandıkça yenilerini inşa edebiliyoruz, o güzel. Evet, bir de böyle bölgeleri var. Ya park etme şeyi gibi gözüküyor. İşte mesela yağ koyma yeri burası, işte yıkama yeri burası, araba geliyor, arabayı ona göre oraya yönlendiriyoruz falan böyle. Para kazandık şeylerini yaptığımız için fazlalaşıyor sayıları. Arabalardan coin topluyoruz zaten şey sonrası, işte servis sonrası. Şöyle bir negatif özellik var, satın almalar var. Ha tabii. Maalesef ama yapmasanız da olur. Hani daha uzun süre boyunca beklerim ben diyorsanız. Yani strateji oyunlarına şey yaptığım oydu. Mesela bir yere sokuyorsun yıkamaya, işte şu kadar dakika bekle diyor. Ama beklemeyip bir gem verebilirsin gibi şeyler var yani. Şimdi gem satın alabilirsiniz ama... Hı-hı. Almadım. Yani, almayı da düşünmüyorum ya. Çünkü zaten hani beklemek zaten oyunun bir parçası. Aynen. Zevkli kılan detaylardan biri o. Bir de güzel böyle şey tasarım, yuvarlak böyle hoş görünen bir tasarım var oyunu yani. Çok aynen. Göz yormuyor. Yumuşak bir tasarımı var. Android iOS için ücretsiz. Yine ücretsiz. Buradan indirebilirsiniz. Aynen. Şimdi bonusumuza mı geçiyoruz? Aynen. Bonus oyunumuz arkadaşlar çok böyle bu haftanın en iyisiydi. Ancak maalesef iOS ve Android'e ücretli. Ücretli. iOS'a 2.70'ti, Android'e 2 liraydı sanırım değil mi? 2.60. 2.60. 2.60 70 yerine. 70 miydi? Neyse o civarda bir şey değil. Android'e 2 lira. Oyunumuz ne? Tiny Fighters mıydı? İyi miydi? Neydi ya ben onu unuttum. Ha, Incredible Toys. Hiç alakası şey nasıl yaptım? Bir salladıysam. Incredible Toys ne? Ben bunu direkt şeye benzettim. Mesela MOBA'ların var ya. MOBA'ların iki boyutlu side scroll'unu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonsuz koşu. Ya bu oyun RPG'nin birleştiği sonsuz koşu. RPG aksiyon da var. Aksiyon da var. Hani bunları çok güzel kombine etmiş. Stratejisi şöyle bir oyun. Stratejisi de var. Şimdi karakterlerimiz var. Neydi bunlar? Savaşçı, okçu, savaşçı, tank, mage, büyücü. Evet, aynen. Bunlar yatay bir platformda koşuyorlar. Üç şeritli yine sonsuz koşu gibi. Karşıdan da düşmanlar geliyor sürekli. Bazen variller de yuvarlanıyor falan böyle. Onlar da düşmandan sayılır. Engel çünkü. İşte karakterlerimiz bunlara saldırıda bulunuyorlar. Ya, yenemezlerse tabii puan kaybediyoruz falan. Öyle ölüyor falan da. Zaten yavaş yavaş çıkarıyorsunuz. İlk mesela tank ilerliyor. Ya nasıl anlatılır? Çok da karışık. Şimdi 3 platform olduğu için siz istediğiniz yere koyabiliyorsunuz o askeri diyeyim. Mesela büyücüyü hemen altı alabilirsiniz, işte okçuyu yukarı taşıyabilirsiniz. Çünkü karşınıza gelen düşmanlar da mesela oklara karşı tank tam savunuyor ama bir tane de okçumuz var. O okçu çok dayanıklı değil mesela. O sadece çok gelen dalgaları tek seferde indirebiliyor falan onun gibi. Yani dikkat çeken öğeler arasında ne var? Kazandığımız puanlarla karakterlerimizin skill'lerini, yeteneklerini, işte daha skill'lerini, dış görünüşlerini ve özelliklerini, gücünü falan ayarlayabiliyoruz. O güzel. RPG şeyi de oradan geliyor. Ya. Yani görünüşünü bile değiştirebiliyorsunuz karakteri. Grafikler sürekli koşuyor. Grafikler şirin. Şirin gözüktü yani bana. Sıradan çok böyle. Çok göz alıcı değil. Hani inanılmaz bir 3 boyut yok. Kuklalar üstüne bir oyun. Aynen hani böyle. Kuklalara bir şeyler eklenmiş gibi. Gelişmiş bir animasyon gibi. Aynen. Ama, keyif veriyor. Ya. Ya bu haftanın en iyi oyunu bu aslında. Ya fiyatı da uygun aslında. Hani güzel bir oyun, evet, bence. Güzel zengin oyun. Bir oyun deneyimi vaat ediyor en azından. Onu nereden indirsinler? Onu da buradan hemen tepeden indirebilirler. İndirebilirsiniz. Ama ben öneriyorum kesinlikle. Ben parasını veriyor yani. 2 liraya değer. Bu hafta oyunlarımız bu kadar. Bu haftalık oyunlarımız evet bu kadar bitti. Haftaya gene bakalım neler çıkacak. Güzel önümüze. Oyunlar bekliyoruz. Bu hafta biraz şey geçti ama öyle seyrek vardı az çok. Oyun. Aynen çok oyun yoktu. Yani ücretliler vardı bayağı, onları da seçmek aynen. istemedik. Hani genelde ücretsizden gittiğimiz için. Aynen. Umarız beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.